Lay la la lay la la lay la la lay la lay la 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 lay 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 la la lay la la lay la la lay la lay la 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 la geldi gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden, mutluluktan dem alana. Yapmışız, yine yıkmışız, hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya, yaslaya. Tutunmuşuz geçmişi. Eylül 1980 sabahı hepimiz için çok farklı bir sabah. Ülkedeki terör ortamı öyle bir hale gelmişti ki sonunda o sabah sokaklar postal sesleriyle, askeri jiplerin ve reoların ve tankların palet gıcırtılarıyla yankılandı. Ülkedeki kardeş kavgası, bombalamalar, yangınlar, soygunlar, siyasi cinayetler sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesini getirdi. Ve o günden sonra öyle şeyler yaşanacaktı ki bir daha hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacaktı. İşlerinize hazırız komutanım. Dinle burayı. Arkadaşlar, ülkemizin huzur ve güven ortamını sağlamak artık bizim işimiz. Bize verilen emirler kesin ve net. Üzerinde tabanca, sopa, bıçak ve siyasi materyal bulunduran herkes derhal tutuklanacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Hasan Başçavuşum. Emredin komutanım. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, tespit ettiğimiz bölgelere birinci manga, çapraz tutuş, ileri marş var. Bekçi Bekir bile derim. Yorulduk ama değdi be. Yarın mahalleli sünnet görecek, sünnet. Düğün görecek be. Ama var ya, dillere destan bir sünnet yapacağım ha. Daha Bergama'dan romanlar gelecek. Mesut, bırak şimdi düğünü de dışarıda bir şeyler oluyor. Ya asker değil mi bunlar?
Bakayım ya, ne askeri bakayım bakayım. Dur, 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 çıkma, dur. Ahmet, ne bu gürültü ya, ne oluyor? Vallahi bilmiyorum baba, dışarıda bir gürültü, patırtı var, bir hareketlenme var ama. Allah Allah, yine sağcılarla solcular birbirine giriyor galiba ya. Biladerim, dur bakayım, ne oluyor ya? Bunlar ne arıyor bu saatte burada? Bilmiyorum komutanım. Ne arıyorsunuz burada? Komutanım, bugün düğünümüz var. Oğlanı sünnet ettireceğiz, onun hazırlıklarını yapıyoruz. Halil. Benim de gel, arama yapacağız. Emredersiniz komutanım. Arama mı? Niye ki? Çekinin şöyle. Hayırdır komutanım, ne oldu ki? Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Vay vay vay. İhtilal mi oldu yani? Nasıl ihtilal komutanım ya? Bugün mü? Şimdi mi ya? Bu saatte mi? Helal olsun komutanım. Sokaklar iyice zıvanadan çıkmıştı. Ben de dedim arkadaşlar, komutanım, arkadaşlara sorun. Asker bu işe artık el koymalı demedim mi? He? Daha ne bekliyorlar demedim mi? İşte geldi, işte Türk askeri, işte Mehmetçik. Hayırlısı olsun komutanım, var mı elimizden gelen bir şey? Bekçi efendi. Buyurun komutanım. Sokak talonlarının hepsini eve gönder. Beşten sonra sokağa çıkma yasağı var. Hadi hepiniz evinize gidin, hadi. Sokağa çıkma yasağı mı? Nasıl komutanım? Peki ne zamana kadar? İkinci bir emre kadar. Helal olsun Kemal Paşa! Ama komutanım, bizim bugün sünnetimiz var, düğünümüz var. Bir sürü hazırlık yaptık ya. Ta Bergama'dan şeyi çağırdık, romanları çağırdık. Çok acayip çalıyorlar. Düğün, dernek hepsi iptal. Ben artık eve gideyim. Kenan Paşa'ya hürmetler, saygılar, başarılar. Komutanım, komutanım, her şey hazır. Bütün hazırlıklar tamam, biliyor musun? Yani börekler açıldı, şerbetler yapıldı. Bir sürü masraf yaptık, balonlar, ampuller falan aldık. Ta haber verdik memleketten, bir sürü akrabalar da gelecek. Ne yapacağız şimdi? Kimse gelmeyecek, emin olabilirsin. Ya cama çok yaklaşma, dur oğlum ya. Yok babacığım, sadece bir bakıp geleceğim. Allah Allah, nereye gidiyor bu memleket ya? Ne olacak bu memleketin hali ya? Baba! Ha. Baba, dışarıda bir sürü asker var. Asker mi? Evet. Bak. Siyasi materyal yok komutanım. Ancak kuru pastalar yıldız şeklinde kesilmiş. Siyasi bir simge olabilir. Yüzbaşıda da yıldızlar var. İstersen onu da içeri al. Sayın! Asabımı bozma benim. Emirler kesin komutanım. Şüpheli olan her şeyi almamız lazım. Allah'ım ya. Askerlik yerim. Emirlerin ne olduğunu ben biliyorum. Askerlik yerim. Komutanım, bizim oğlan erkek olacağım, sünnet olacağım diye çok sevindi yavrucak ya. Şimdi ben nasıl iptal edeceğim düğünü? O kadar da masraf ettik. Acaba bu ihtilal başka bir gün ertelenemez mi? Tutuklayalım mı komutanım? Aa, niye tutukluyorsunuz ya? Sıkı yönetime ve ihtilale direniş. Ama komutanım, yapmayın. Onun siyasetle işi olmaz. Çok masraf etti, ilah hazırlandı. İlah, ondan inat edin. Affet komutanım. Bırak kesin. Eğer bir daha ağzını açarsa... Yok komutanım, yok, sus değil. Mesut, sen de dükkanı kapat, doğru eve. Bana bak. Şey dersen ben bile seni inat etme, vallahi kurtaramam. Ben sana söyleyeyim. Tabii canım, Allah Allah. Sünneti sonra yapsak da olur. Sünnet dediğin nedir ki? Çocuğun pipisi kaçıyor mu? Hem zaten ben pazar günü yapmak istiyordum ya. Bugünü hiç istemiyordum vallahi. Komutanım, sizi de bekliyorum ha. Yani er ve erbaşlara özel yerimiz var. Er ya da geç bekliyor. Bence tutuklayalım komutanım. Emirler kesin. Ya Sayit, askerlik çekerim. Bana emirleri öğretme. Emredersiniz komutanım. Hadi oğlum, kapatalım. Hadi, hadi kapatalım, hadi. Vallahi baba, asker tuttuğunu götürüyor. Sonunda yaptılar galiba ya. Neyi yaptılar baba?
Oğlum, bu saatte asker sokaktaysa bu olsa olsa darbedir. Dışarıda bir sürü asker var. Babam darbe oldu diyor. Ne olmuş? Darbe ya, darbe. İşçiler, bildiğin işçiler. Hatırlamıyor musun? 1971'de ne olmuştu? Her 10 yılda bir olur devamlı. Ay, yani asker başa geçti, öyle mi? Şimdi şu radyoya bakalım. Ne bir şey var mı? Sen de al. Abi, şu televizyonu aç. Abi, saat 4 niye hepimiz ayaktayız ya? Çünkü bu gece bizden önce uyananlar da var. Kim onlar ya? Türk Silahlı Kuvvetleri. Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi. Yüce Türk milleti. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahrikiyle varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir. Devlet başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğini artırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür. Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek sistemli bir şekilde ve haince ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür. Alo ya, bu saatte ne dinliyorsunuz bu şarkı marka nedir ya? He? Mehmet abi? Siz Lost'u ya. Ya ben size söyledim. İşte bak darbe oldu. Birileri gitti, asker geldi. Parlamentoyu da ele geçirdiler. Bunlar şimdi yarın öbür gün Süleyman Demirel'le Ecevit'e götürürler. Dışarıda bayağı asker var ha. Yani babam anlatmıştı ama daha önce hiç görmemiştim böyle bir şey, darbe falan. Ben çok heyecanlıyım ya. Yani Almanya'da hiç böyle bir şey yoktu ha, enişte. Zıbır. Bu kadar sevinilecek bir şey değil ha. Tamam Fehmi'cim. Ya gerçi hani huzurumuz da kalmamıştı be anacığım. Bu gece hiç çatışma falan olmadı sokakta. Ya artık güvende miyiz yani? Of, sokağa çıkma yasağı diyor ya. Benim bugün seçmem vardı ya. Sarı yerde. Sen ne seçmesinden bahsediyorsun Çağatay ya? Sen ne saçmalıyorsun ya? Hala seçme diyor. Anne. Hı? Evde ekmek var mı? Vallahi dünden böyle bir yarım kaldı ama. Vallahi inşallah fırıncı Osman abi açmıştır. Ben gideyim biraz ekmek alıp geleyim. Nereye ya? Otur oturduğun yerde. Sokağa çıkma yasağından bahsediliyor baba. Kim bilir kaç gün sürecek. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Ben gideyim ne var ne yok alabileceğimi alayım. Ya oğlum bu kar geçerde dışarı çıkılır mı ya? Alırlar seni içeri, bir de seninle uğraşmayayım. İzzet çıkarmayın başımıza ya. Evet abi. Yani işte. Siz korkmayın ya, biliyorsunuz ben askerim. Yani bir şey yapmazlar bana. Onun için ben gider alırım yani. Selam da veririm, merak etmeyin, size korkmayın. Otur yerine salak. Allah Allah, askermiş, ne askeri be?
Bu tip asker olur mu? Sen tipsizken içeri girersin zaten. Enişte. Kalbimi kırıyor de. Oğlum tamam. Kimse kımıldayamasın. Kimse evden dışarı çıkmasın. Ben çıkar şimdi. Alırım gelirim. Ay ne oluyor Fehmiciğim? Seni de alırlarsa içeri. Yok ya ben şimdi üstümü değiştiririm. Gider aldı gelirim ya. Ben ne yapacaklar? Ben çıkar gelirim yine. Allah Allah. Ben askerim diyorum ya, bana bir çarpmazlar Ahmet abi ya. Ben seçmeye gideceğim ha. Ben seçme diyor ya. Günaydın komutan. Günaydın. Duydum koştum hemen. Memlekete hayırlı olsun. Olacak. Nasıl çil yavrusu gibi dağıldılar. Evet evet. Bize düşen nedir? Yani bize bir talimat gelmedi. Size düşen bir şey yok. Askerin emrine gireceksiniz. Biz, polisler. Evet, siz de siyaset yapıyorsunuz. Yok komutan ya, ne siyaseti? Biz ne siyaseti ya? Pol bir, pol der. Sağ sol diye bölünmüşsünüz işte. Ya karakola da el koyun o zaman bari. Koyacağız zaten. Emniyet Genel Müdürlüğü, radyo televizyon, PTT, mecmualar, gazete. Askerlerin emrinde olacak. Oh, oh, oh. Benim için hava hoş. Öyle bir iyi oldu ki. Komutanım ben zaten çoktan beri dirdim. Bir darbe gerekir. Bir darbe gerekir. Hep dir dururdum. E buyur gına yak o zaman Bekir. Adamlar üniformanızı alırız diyor ya. Almaz, almaz, almaz. Amirim almaz. Bir dakika. Getir, getir. Koy şunları araca. Hadi. Getir, getir, getir. Bindir araca. Komutanım, diyelim ki acaba bekçilikten asubaylığa geçiş olur mu? Fehmi abi, ne olmuş? Darbe oldu ya, darbe. Ya, ondan yani bu askerler. Ya yenge, radyoyu açsana ya. Orada anlatıyor her şeyi ya. E peki, sen nereye gidiyorsun bu saatte? Bulursam ekmek alacağım. Ya, ay Fehmi abi. Ha. Bize de 3-5 tane ekmek alsana. Şimdi açık bakkal bulursam, bir de ekmek bulursam alırım, merak etme. Ha, tamam. Dur, kimsin? Fehmi ya. Dışarı çıkmak yasak. Ya, tamam da ekmek almaya çıktım. Yasak. Ya ekmek alacağım hemen. Yasak. Yürü derdini komutana anlatırsın. Ya yürü. Ya Allah. Ya şunu lütfen kaldır ya. Yürü, yürü hadi yürü. Ya şunu kaldır. Allah Allah. Yürü yürü. Ya. Çevirdiler herhalde. Ya, değil mi? Ya. Hayırlı sabahlar. Fırsat. Hayırdır? Abi, içeride konuşsak. Karakola da mı el koyacaklarmış amirim?
Evet Selahattin. Her yere el koyarlar. Karakola da el koyacaklar. Desenize koltuğu kaptırdınız amirim. Sabah sabah niye boş konuşuyorsun Selahattin? Niye sırıtıyorsun sabah sabah? Bak harita burada, tayinini isteyeceğim. Artık isteyemezsiniz ki amirim. Çünkü yetki sizde değil. Ne oluyor? Yani şey amirim, bütün yük bizim üzerimizde diye söyledim. Ya iyi oldu bizim için de. Ya birazcık da askerler uğrasın. Değil mi? Onu iyi dedin Selahattin. Çok akıllısın. Doğru değilsin. Yorulmuştuk ya. Yorulmuştuk. Biraz da onlar uğraşsın ya. Öyle değil mi? Ben de tatile giderim. Ben Hawaii adalarına gitmeyi düşünüyorum. Sen nereye düşünürsün Selahattin? Hawaii adaları mı? Evet. Ben de size geleyim mi amirim? Gel Selahattin gel. Hawaii'ye de birlikte gidelim. Askerlerden mi kaçıyorsun? Abi bizim çocukların hepsini aldılar. Ben zor kaçtım. İzniniz olursa ortalık yatışana kadar birazcık burada kalayım. Nevzat. Bilirsin ben seni severim. Eyvallah abi. Hem de çok severim ama ben bu evde tek başıma yaşamıyorum. Koca bir aile yaşıyor burada. Ben kovalanan birini içeri alıp onları tehlikeye atamam. Anla beni. Abi bir yarım saat. Ortalık yatışsın. Söz gideceğim. Baksana sen pis solcu bıyıklı. Hem de askerime dışarıdakilere burada olduğunu söylemem lazım mı? Bir sus. Sus. Dur. Dur bir havaya girme. Bir dur. Çatatoy ya. Dur bir. Bunlar işte mahvetti ülkeyi. Abim sizin varken yüzünüzden oldu. Sus. Sizin yüzünüzden oldu. Hep sizin yüzünüzden oldu. Sus be. Abim varken sus. Selim'ciğim anarşist var diyeceğim bu evde. Oğlum. Şahin. Enişten kıtır kıtır keser vallahi. Selim sokağa çık. Ya bir sus be, seninle uğraşmayalım. Sus Şahin ya. Ahmetciğim şimdi... Hay tamam da yani baban kızmasın, arkadaşını evde görürse şimdi ondan şey yaptım. Tamam Ahmet abi. Kusura bakmayın, haklısınız. Ben sizin başınızı derde sokmayayım. Biz bu ülke için uğraştık. Gerekirse bu ülke için de hapis yatarız. Hakkınızı helal edin. Ay dur. Geç. Geç şöyle sen baba. Şöyle geçsin. Geç otur. Pef ya. Doymadım ben. Ya ben de doymadım ya. Ya ne yapsın babam? Ekmek bulamamış. Ne yapsın? İdare edin işte. Aa. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Nazlı? Yani Almanya'da yok böyle bir şey. Sokağa çıkmaya sen ne demek ya? Şahin niye olsun ki Almanya'da böyle bir şey? İşte ben de sana onu söylüyorum Nazlı. Onu söylüyorum. Yani Alman ordusunu hiçbir zaman sokakta göremezsin yani. Öf. Ya benim bugün seçmem vardı ya. Hem de Sarıyer Spor Kulübü'nde ya. Çağatay şimdi seçmelere falan gidilir mi ya? Herkes götürüyorlar. Baba. Ben gitsem ya şöyle kenardan kenardan kimseye çaktırmadan bir baksam gelsem ha? Oğlum otur oturduğun yerde ya. Dışarısı karışık zaten. Allah Allah. İcat çıkarma. İcat çıkarma. Allah Allah. Belki Sarıyer'de ihtilal olmadı. Tövbe tövbe ya. İhtilali ilçe ilçe mi yapıyorlar? Alfabetik sıraya göre. Ordu ülkeyi ele geçirmiş. Bu hala futbol diyor ya. İcat çıkarma benim başıma. İcat çıkarma benim başıma. Fehmi abi ben de tam... İhtilal dedim olunca dedim Fehmi abimlere dedim haber vereyim dedim. Sonra Ahmet abime dedim yasak olunca madem o zaman kalayım dedim ben de yani. Abi tamam ben de yedim bunu. Nevzat zaten ortalık durulunca gidecek baba. Tabii tabii. Durulunca tabii. Neyse Fehmi abi. Ben sizi daha fazla tehlikeye atmayayım. Fakat gidip de dönmemek var. Dönemezsem sendikanın, grevin savunucusu... İnsanca yaşamanın, ortak paylaşımın öncüsü bir Nevzat vardı dersiniz. Hakkınızı helal edin abi. Otur oturduğun yere. Hiçbir yere gitmiyorsun. İyice çıkarma. Enişte! Ben doymadım be. Doymadım be.
Ağzına layık dayak var yalnız. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Askerim ben. Enişte ben askerim. Dövizimi yatırdım. Artık bana var ya kimse el kaldıramaz ha. Kimse el kaldıramaz. Baba aman aman baba. Babacığım baba aman. Şahin. Acık daha sabredin. Bir tepsi börek attım fırına. Şimdi çıksın doya doya yersiniz. Tamam mı? Oh be. Ah, çok güzel. Allah razı olsun. Bence bugün çoğu kişinin sokağa çıkma yasağından haberi yok. Çok kişi gider bugün. Allah Allah. Neden kimse yok sokaklarda be ya? Yoksa mı gün pazar mıydı be ya? Ah! Nurla! Ne yapayım ya? Askerin ne işi var burada be? Aman hayırlısı. Hadi bakalım Sami Efendi. Açalım bugün dükkanı. Bismillah. Öyle bekleyecek miyiz biz amirim? Ne yapalım Selahattin? Dışarıda ihtilal olmuş. Bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Getir istersen iki el pişti atalım. Hasan Başavuş. Emredin komutanım. Nedir durum? Kaç kişi aldınız? 45 kişi aldık komutanım. 45 çok az. Ne diyeceğiz biz komutanla? Daha yüzlerce anarşist olmalı. Yüz yapmaya çalışırız komutanım. Evlere baskın yapın. Siyasi materyal bulunduran herkesi tutuklayın. Emredersiniz komutanım. Siz şüpheli evleri isimleri bilirsiniz. Onlardan başlayalım. Tabii tabii. Yardımcı olmaya çalışırız komutan. Emirler kesin. Kimsenin gözünün yaşına bakmak yok. Emredersiniz komutanım. Ülkeyi bu hale getiren yıkıcı bölücü herkes toplanmış olacak. Emredersiniz komutanım. En az 150 anarşist istiyorum. Emredersiniz komutanım. Biz ne olacağız? Emirler ne diyorsa o olacaksınız. Ne yapıyorsun burada? Abi be, şey ne yapıyorsun? Kapat dükkanı. Neden? Ne demek neden? Radyo dinlemiyor musun sen? Sokağa çıkma yasağı başladı. Ha, onu ötürü kimsecik daha yok dışarıda. Neden? Ne demek neden? Orada ihtilal yaptı. İhtilal mi? Ya bu bizim bildiğimiz ihtilalden mi? Ha, bizim bildiğimiz ihtilal. Hadi kapat dükkanı. Ocağa şey koyduydum, süt koyduydum. Yereye mi sıcak sıcak? İki bardak içersiniz. Olmadı çaylı demlerim. Yanına kurabiye koyarım. De böyle otururuz burada. Kimsecik daha yok. 10 dakika sonra geliyorum. Kapatmazsan içeri alırım seni. Ona göre. Aman ha Mustafa. De bu senin işinse. Allah bu sefer canına okudum ha senin. Haberin olsun. İhtilalmiş. Tabii ben de yedim. İhtilalmiş. Sen... Lan şimdi be. De bak. Şimdi be. Tebu Mustafa'nı asar valla onun işi değil bu. Onu aşar bu. Sami abi ne yapıyorsun be? Aynı be ya her gün. Sen ne yapıyorsun bakalım? Nasıl aynı be ya? Nesi aynı be ya? Tebe darbe oldu hala aynı diyorsun ya. Evet oldu valla. Az önce iki tane asker geldi benim yanıma. Dedi ki şşş
Bak, haberin yok mu senin darbe oldu? Kapatmak hem dükkanını. Vallahi de alır götürür seni buradan dedi. Demek ki ne olmuş? Kenan Evren'in artık Deborah'sına gelmiş, yeter demiş. Bölümüne bir vurmuş masaya. Şey yapmış yani. Aman abi, hızını almışken bir tane bize çakmasın da. Ağacıma bakalım, ağacıma. Ya ben sana ne anlatıyorum? Götür la diyorum, darbe olmuş diyorum. Sen beni nerenle dinliyorsun, nerenle dinliyorsun? Ya Sami abiciğim, üzerimde para yok. Hüviyetim içeride, her köşe başına soruyorlar, alacaklar içeri. Ondan sonra ihtilal bu. Tanklarla bir girecekler, paletlerin arasında kasayı bulamayacağız ya. Ha, doğru dedin o zaman. Ben de gideyim hemencik ocağın altını kapatayım. Dur. Ne var ocakta? Süt. Kapatma. Neden? Askerler gelince ikram edersin sıcak sıcak. Vallahi helal olsun. Hiç aklıma gelmedi bak Argun. Ben onları gelince hemen ısıcak ısıcak ikram ederim onlara. Doğru. Evet evet. Sen gir de yanına ne hazırlayacaksın onları şey yap. Niye hazırlayayım ben? Darbe bu ya. Tatlı hazırlayacaksın. Tatlı yiyip tatlı konuşalım diye. Vallahi. Dur hemen ben şey yapayım. Sen işine bak. Tamam dur. Ne kadar güzel. Ey büyük abla. Sıcak sütle tatlı. Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi. Yüce Türk Milleti. Büyük Atatürk'ün ise emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahrikiyle varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar. Alper'den haberin var mı? Ne oldu? Yakaladılar mı onu? Bilmiyorum da Alper'lere bir şey olmaz. Merak etme. Bizim solcuları topluyorlar. Peki şey... Seçil? Bizim Seçil mi? O yurt dışına kaçtı. Yurt dışına mı? Evet. Ne oldu ki? Yok, bir şey yok ya. Nasıl yurt dışı? Nereye? Hangi ülkeye? Bak Çağatay. Bize dün geceden haber geldi. Darbe olacağını biliyorduk. Bizim arkadaşlar da küçük bir balıkçı teknesi ayarladılar. Midilli'ye geçecekler. Seçil de onlara katılacak. Tabii yetişebildiyse. Hayırdır? Abi, neye dolayısın sokakta? Sen tutuklanmak mı istiyorsun ya? Ne dolanması be? Görmüyor musun? Dükkan kapıyor. Hem sen neden dolanıyorsun bakalım? Ne demek sen neden dolanıyorsun? Yahu ben senin gibi sıradan birim ya. Anlıyam, şanlıyam, ezürümlüyam. Üstelik üniformalıyam. Hadi oradan be. Utanmadan bir de şey diyeceğim bana. De bütün bunların içinde benim de parmağım var. Tabii var. Yahu hiç bekçilerin desteği olmadan darbe olur mu? Hadi buradan. Koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işi gücü yok. Senden mi destek alıyor? Tabii benden destek alır. Tabii ki benden destek alır. Dünay'ın Kenan Evren bizzat beni aradı. Dedi ki, ele sokakta sana ters ters konuşan birileri olursa hemen al içeri getir dedi. Hadi buradan. Koskoca günah kurmaya başkanı olan Kenan Evren Paşa telefon açıp sana. Bekir Efendi. Sokakta gezen olursa seni onların hepsini topla bakayım paşası. Hadi bakayım paşası mı dedi. Armut. Ney? Mahmut. Ey.
Canım sıkıldı, biraz müzik dinleyeyim dedim anne. Anneciğim, hüviyet soruyorlar her köşe başında. Kimliğimi almaya geldim işte. Tamam. Tamam, çıkıyorum anne. Anneciğim, kapatmazsan nasıl çıkabilirim? Hadi öperim ellerinden. Hadi geliyorum. Geliyorum, meşgul etme hadi. Hadi. Bu dükkan niye açık? Komutanım, hasret yazıyor burada. Ha? Ne hasreti bu? Devrim hasreti olmasın. Ateş bozucunu al. Allah Ramza. Saygılar, sevgiler, içinde eser miktarda masumiyetle beraber. Kimsin sen? Niyetini göster. Baş üstüne komutanım. Efendim ben kaset satarım, plak satarım. Komutanım şöyle. 90'lık, 60'lık böyle işte mahalleli liste getirir. Ben onlara verdiği şarkıları anonslu anonsuz kaydederim. Çok cüzi, ucuz fiyatlara marş albümleri yapıyorum komutanım. Çok fazla değerli subay müşterilerim de var. İsterseniz size İstiklal Marşı, Harbiye Marşı, 10. yıl marşı ki benim favorim. Çok da talep gören bir şarkı kendisi. Arayın şurayı. Emredersiniz komutanım. Komutanım zaten bizde yasa dışı bir şey zaten olmaz. Ki çok şükür Rıza amirim burada, kendisi beni tanır. Komutan ben de şahidim. Yani bu bizim örgün plan. Ya komutan yani bunun işi gücü rivrivri şarkı türkü. Neydi la bu? Cici kızlar mı, cici kızlar işte. Cici kızlar. Cici kız mesela, cici kızlar. Cici kızlar kim? Örgüt filan mı? Cici kızlardan örgüt olur mu komutanım? Cici kızlar var ya. Ah kalbim ben senden çok çektim. Söyle nedir bu halin? Vallahi sen delisin, delisin. Efendim? Size demedim, size demedim komutanım. Yani şarkının şeysi öyle, sözleri öyle yani. Delisin, delisin diye şeye çocuğa söylüyor. Nakaratından belki hatırlarsınız, kızları düşünün. La 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 la, la 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 la. Sağdan Allah'a benim sola verin. La 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 la, la 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 la. Onlar da kadizden söylüyor. La la la. Erbun, uzatma Erbun. Eller var, eller. Hepsini söyledin, anladık, eller var. Bu kapıya yapıştırdığın adam solcu değil mi? Komiser, çekilir misin şöyle bir? Çekil, 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 çekil. Komutanım valla Allah da sizi güldürsün ya. Yok, olur mu? Bildiğiniz türkücü değil mi amirim? Türkücü yani. Ben de çok severim. Cem Karaca. Komutanım inanmayın. Bu komünist Cem Kaynarca. Hayır, hayır, hayır komutanım. Benim Karaca. Siyasi notalarla kesinlikle işim olmaz. Ergun Plak'ın kapısının eşiğinden o siyasi notaların bir tanesi giremez. Bakın bana gam yap dediğinizde ben do, re, mi, fa, la, si, do derim. Sol diye yazılan, sol olan notayı ki şu an söylemeye utanıyorum. Kesinlikle bu kapıdan içeri sokmadım bugüne kadar. Komutan şöyle açılır mısın? Peki bu hasret ne hasreti? Memleketi bölme hasreti mi yoksa devrim hasreti mi? Aman bunun hasretinden ne olur komutanım ya. Manita hasreti. Kavuşamayınca kıza meşhur işte Türk erkeği. Tipik yani. Ya bildiğimiz Cem Karaca komutan yani. Karaca, Karaca. Komutanım Karaca. Sürekli muhalefet ediyorlar. Alalım mı? Sadece Cem Karacaları toplayın hadi. Emredersiniz komutanım. Cem Karacaları alsınlar ya. Yok aslında Cem Karacaları alsın. Ben şey yapamam. Sorun değil. Bırak şimdi Cem Karacaları. Bana bak bakayım. Fotoğrafa bir bakabilir miyim? Kes, kes. Orada. Az konuş biraz, az konuş. Rivciv peşindesin. Hala rivciv peşindesin Ergun. Bırak şimdi. Bırak burayı Ergun. Ergun. Şeyi... Onun bir şey yaptım. Az, az konuş biraz. Bak hala rivciv peşindesin. Onu da askerlere ver. Başka bir... Tamam Ergun, rivrivi bırak artık. Bırak şu rivrivi de. Fehmi abi, evde sakıncalı kitap falan yok değil mi? Evde sakıncalı kitap yok da... sakıncalı biri var ama. Yani Nevzat sakıncalı kitap derken hangileri mesela? Ahmet abi, siyasi içerikli olan bütün kitaplar sakıncalı. Bizde siyasi kitap bulunmaz. Oh iyi abi. Bir Kemal Tahir falan da yok değil mi? Kemal Tahir.
Ya Kemal Tahir olmaz mı? Ben bayılırım Kemal Tahir'e ya. Devlet ana. Esir şehrin insanları. Hepsini okudum ben onların. Hepsini. Çok güzel yazar. Aman abi. Kaldıralım onları. Hatta Orhan Kemal, Aziz Nesin, Dostoyevski, Tolstoy. Hatta tüm Rus yazarlar. Bunların hepsi sakıncalı abi. Vardır yani bunlardan bir iki tane. Var tabii canım. Olmaz mı? Aman abi. Bunların hepsi sakıncalı. Yoksa bizi de yutarlar. Allah Allah. Niye kitap saklıyoruz ya? Tek tek evleri aramıyorlar ya. Fehmi abi, bizim mahalleye nasıl girdiklerini ben gördüm. Tek tek arıyorlar. Aman abi, çok sıkı. Hadi canım, olur mu öyle şey ya? Ahmet. Efendim baba. Şu içerideki kitapları bir getirsene bakalım ya. Getireyim baba. Çok sıkı Fehmi. Bu iş yerinde grev var. Güneşli bataklık. Sait, bu sinemacıyı bul, kaldırsın bunu buradan. Tamam mı? Çocuklar, işiniz bitmedi mi? Görev tamamdır komutanım. Aa, yukarıdan emir bekliyoruz. Bu yazılar silinecek. Derhal, emredersiniz komutanım. Ben kendim bizzat bu uyuyacağım. Emirlerinizi bekliyoruz komutanım. Günaydın güzel insanlar. Günaydın. Ya pastane niye kapalı? Uyan da balığa gidelim Niyazi'cim. Ne dedin sen? Uyan da balığa gidelim. Oğlum dedim. Finlandiya'da mı yaşıyorsun sen dedim. Darbe oldu salak dedim. Balığa gitmek bir çeşit şifre olabilir komutanım. Bunlar eylem hazırlığındalar. Sen kimsin? Ver kimliğini. Bu kitaplar ne? Kim? Buyurun. Bu kitaplar Shakespeare. Shakespeare'in soneleri. Ergun, gerçekten darbe mi oldu ya? Komutanım, tipi komüniste benziyor. Bunun mu? Yok, Shakespeare'in. Hayır komutanım. Shakespeare komünist değildir. Humanisttir. Demek humanist. Humanist ne demek? Humanist şey demek işte. Hani human insan demek ya. İst de eki. Yani insanist gibi bir şey. İnsan seven, insan seven kişi. O ist kötü oldu ya. Şey, komutanım, isterseniz size Shakespeare'in sonelerinden bir tanesini okuyabilirim. Dinleyin lütfen. Değil mi ki ezilmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Ezilmiş, hor görülmüş elimi göz nuru. Madem ötlekler başa geçmiş, yiğitlikler, mertlikler bozulsun. Komutanım, yoksulluk dedi, ezilmiş dedi, emek dedi ve ötlekler başa geçmiş dedi. Bize mi ötlek dedi? Evet komutanım. Hayır. Bölücü bu. Hayır. Alalım mı bunu içeri? Yüzbaşı en az 150 kişi istiyor. Alın bunu içeri. Götürün onu. Ben tanımıyorum. Emret Bey, komutanım. Çabuk. Emret Bey. Ya Ergun, ilk kez görüyorum. La ilahe illallah. Hadi oğlum. La ilahe illallah. Ah, bu humanistler bizi bu hale getirdi. La ilahe. Hele şunun gidişine. Ne yoluna gitti Niyazi'ydi o ya? Ya bu saf ya. Bu su katılmamış salak amirim. Darbe yapılan zaman böyle bir şiir okunur mu ya? Ergun. Hazır gitmişlerken kapat dükkanı, kaybol haydi. Baştın amirim. Fakat amirim, yani sayenizde ucuz yırttık. İyi ki varsınız amirim ya. Ya amirim, siz ne kadar yetenekliymişsiniz ya. Hemen orada ben girdiğim anda la 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 la. Ciddi lan. La 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 la. Hemen kaptınız amirim, böyle girdiniz ya. La 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 la. Adımları yapmıyorsunuz. Sağdan alıp sola veriyorum. Bak sağ ve sol ve delisin. Delisin. Eller çok önemli amirim. Ah kalbim, ben senden çok çektim söyleni. Sağdan alıyorum, sola veriyorum. Bir halin sağ ve sağ ve sol ve sağ ve delisin. Orada benziyor ha. Evet, şimdi eller kalkıyor. La 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 la. La la, ters yapıyorsunuz. La la la, ters yapıyorsunuz. La 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 la. Ergun. Ters yapıyorsunuz. Eller bu da sağdan aldım, sola ver. La 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 la. Teşekkür ederim. Helal olsun.
Harikasınız. Kaset yapsanız bugün satar. Uzatma. Haydi. Haydi. Baştın amirim. Baştın amirim. Bravo amirim. Dans yaptırdın beni burada. Delisin, delisin. Delisin ulan, delisin. Kemal Dair, devlet ana. At abi. Orhan Kemal eskici dükkanı. At abi. Yaşar Kemal orada direkt. Direkt at abi. Ya bütün Kemal'leri attırdın bize ya. Ne yapalım abi, hepsi sakıncalı. Ne bakalım. Ha Murtaza, Orhan Kemal ama Murtaza. At abi. Olur mu ya, bu komedi kitabı ya. Olur mu Fehmi abi? Kapitalist sistemin kolluk kuvvetleri kullanarak halka yaptığı baskıyı anlatıyor kitap. Sistem eleştirisi var. Sen nerenle okudun ya? Ben hiç öyle bir şey anlamadım. Fehmi'ciğim, saat 1'de televizyonda açıklama yapacak diyordu radyoya. Ha, saat 1 oldu mu? Ha. Evet baba, saat 1. Ya açın o zaman ya. Açayım. Ya, ne çabuk 1 oldu ya. Şimdi bir saatte bu televizyonun ısınmasını bekle, hadi baba. Hemen ısınsa, bildiriye bir an önce geçse. Hah, geliyor, geliyor. Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki, silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlevlilik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Vallahi helal olsun bak. Ne kadar doğru söylüyorlar. Ne kadar. Vallahi divan aşıkta el birliğiyle bu memleketi mahvettiler. Bitirdiler be. Peki şimdi ne olacak baba? Ne demek ne olacak kızım? İşte Mehmetçik hep beraber bunların hepsini toparlayacak. Oh ne güzel olur. Ne güzel olur benim de istediğim bir şey yapsalar. Böyle madem elleri değdi, bu işe yaramaz gelinleri de bile toplasalar, götürseler ne güzel olur. Anne, ben ne yaptım şimdi? Ne yaparsın bana? Hiçbir şey yapamazsın sen bana. Yapaysın, bakaysın bizimle beraber televizoru. Niçin bakaysın şimdi sen bizimle? Biz insan değil misin? Yemeyecek misin bir şey? Pişirmeyecek misin bir şey mi? Kurmayacak mısın bir sofra ha? Anne, 40 yılın başı bir ihtilal seyrediyorum ağız tadıyla, bırak. Bakma. Seyretme. Biz seyredirsek senin yerine. Hadi sen kalk sofra kur bize. Şşş, hadi sen. Şşş, şşş. Vallahi şurada bir şey seyredeceğim. Seyrettirmediniz bana ha. Ahiret bir şey. Hadi kızım kalk sofraya kurmama yardım et hadi. Peki anneciğim. Otur sen otur. Sen dur sen dur. Sen dur gitme. Otur sen otur. Genç bu. Baksın ne olayım memlekette ne biteyi alışsın, ügrensin ne olacak ne bitecek. Otur sen kızım. Ya. Hadi sen git hazırla yemeği. Ya bir durun durun be. Bak bir şeyle kaçırdık işte. Tamam. Bir... Kaçırdık. Ben konuşayım sen sus. Vatan bakarsın hep bunu. Refah ve mutluluğun uğruna her şeyimizi, bu arada hayatımızı dahi seve seve feda etmeye hazır. Memlekette her zaman bulunabilen ve özellikle son zamanlarda çoğalan kötü niyetli birçok kişi ve kuruluşlar sizlere yalanlar düzerek bunun aksini söyleyebilecekler ve menfi propagandalara başvurabileceklerdir. Anlaşıldı komutanım. Aracı hareket ettiriyorum. Evet. Oğlum, 20 tutukluyla aracı hareket ettir. Bunları bırak, geri dön gel. Komutanım, bir kişi kaçtı. Ne? Bir kişi kaçtı mı? Sanırım araçtan atladı. Ne demek araçtan atladı? Deli misin lan sen? Ha? Askerli mi yakacaksın? Yıkıl karşımdan! Ne demek kaçtı ya? Hayırdır komutan, bir sorun mu var? Bir tane tutuklu araçtan kaçtı. Nasıl hareket ettireceğim ben bunu şimdi? Ya komutan, bir kişi eksik gitsin. Ne du yani? Ne olacak ya? Ben birini buldum komutanım. Kim? Nerede? Ne işin var senin sokakta? Ya bu bizim Kazım, simitçi Kazım. Mahallenin simitçisi komutan. Komutanım ben simitçiyim. Fırına gittim, kapalıydı. Eve gidiyorum komutanım. Sokağa çıkma yasağına ve ihtilale direniş, öyle mi? Bindirin bunu araca.
Komutanım yanlışlık yapıyorsunuz be. Ya öyle. Tamam sus hadi gir araca. Sait gel buraya. Oğlum yanlış yapıyoruz. Komutanım elimizden adam kaçırdığımızı duyarlarsa önce siz sonra da hepimiz yanarız. Neyse canım masumsa çıkar. Araç hareket etsin. Sokaklarda bir tane adam koymadım. Burada merkezde durumlar nasıl? Çok canlar yanacak Bekir, çok. Efendim? Camlar değilim komutan, camlar. İnsanlar camlara çıkmışlar. Tabii kalabalık. Ne oluyor? Merak ediyorlar ne oluyor diye. Camlar, cam. Neyse, aramaya devam edelim. Ben de gelin mi komutanım? Sizle işimiz yok. Hele bunların gidişine, hele bunların güzelliklerine. Ben de askerden gideceğim. Niye Bekir? Yardımlarımı görüp takdir ederlerse belki de ben de astsubay da olabilirim. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Hele şunun gidişine, hele şunun bitimine bak. Bunun sade boyu değil, bunun aklı da kısa. La ilahe illallah. Çağatay, Şahin. Oğlum hadi. Şu sandığı alın doğru kömürlüğe. Hadi. Fehmi abi, saklamakla olmaz. Yakmak gerek. Kitap. Evet. Yakmak. Kitap yakılır mı ya? Allah Allah. Ama Fehmi abi... Yakalım Fehmi'cim, yakalım. Ay, başımız belaya girmesin sonra, aman. Ya oğlum öyle şey Rukiye ya. Allah Allah. Kitap yaktırmam ben. Uganda mı burası ya? Allah Allah. Götürün, kömürlüğe koyun. Üstüne de... Odun falan düzün, görülmesin yeter. Tamam baba. Haber işler. Tek başıma mı kaldıracağım bunu? Ya buradayım. Sanki şey. Valla bir tek okul kitaplarımız kaldı. Onlara da bir şey demezler herhalde. Ahmet sen de şu kitapları kaldır ortadan. Şimdi arama falan olur. Gelirler. Kitap mı ayıkladınız sizlerle? Hadi kaldır kaldır. Yardım edeyim Ahmet abi. Yok tamam. Sana kaldır dedik, dağıt demedik ya. Aranacaklar listesinde bu apartman var mı? Bir tane huzur apartmanı var ama bu sokakta mı çok emin değilim. Ya bu? Bunun da bina ismine bakmamız lazım. Bundan da emin değilim. Öyle mi? İsmail, Mehmet, siz buraya. Siz de benimle buraya, bu tarafa gelin. Hadi. Ben neydim komutanım? Dilem ki diğer ekip biraz zayıf oldu. Ben onlarla gideyim isterseniz. Hani da yanlarına bir tane amir lazım. Ya sen askere nasıl amir olursun? Emir komuta bizde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Emredersin komutanım. Hah, aferin. Sen şimdi arkadaşlara yol göster hadi. Emredersin komutanım. Siz de benimle gelin. Askerler bizim binaya girdi. Ya bayağı. Eş. Ya Nevzat'ı da burada görürlerse yandık biz ha. Yani Fehmi abi teessüf ederim, o kadar sakıncalı kitaptan kurtardım sizi. Bir teşekkür beklerdim. Ne desek şimdi, ne yapsak Fehmi'ciğim? Aslında benim aklımda bir fikir var. Neymiş o ya? Nevzat benle gel. Ne fikir abi? Ya gel. Ne oluyor oğlum? Geldiler vallahi Fehmi, ne yapacağız? Ya ne yapacağız Rukiye? Türk Silahlı Kuvvetleri kapıda. Ne yapacağız? Paşa paşa açacağız. Evde yokmuşuz gibi yapsak. Ya Rukiye kafayı mı yedin ya? Komşu mu gelen? Türk Silahlı Kuvvetleri. Baksana kapıya ne biçim vuruyorlar ya. Hoş geldiniz. İyi günler. Araba yapacağız. Şimdi neye istinaden ki? Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Kenan Evren Paşa'nın bize vermiş olduğu yetkiye istinaden. Ev halkı siz şöyle geçin. Geçin. Geç, 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 geç. Oğlum sen başlarına dur. Emredersiniz komutanım. Oğlum sen de şu tarafa ara. Emredersiniz komutanım. Sait sen de yardım et hadi. Ay çocuğum onlar bak içinde kırılacak filan şeyler olabilir. Dikkat edin aman. Karışma ya.
Tamam değil mi? Onlar da görevini yapıyor bir şekilde değil mi? Öyle. Ay Şükriye abla kız. Ha? Evleri arıyorlarmış. Aa, niye? O siyasi şeylerden var mı diye. Ayol gelsinler arasınlar. Bizde öyle şeyler olmaz. Diyeyim yani. Sami, evleri arıyorlar. Evleri mi? Evet. Neden be? Siyasi şeyleri arıyorlar galiba. Eyvah. Aa, geldiler vallahi. Baba ben açayım mı kapıyı? Sus. Nereye açacaksın sen? Nereye açacaksın? Ben açarım. Hadi Sami aç. Ah, bekliyorum o. Sesini daha tanıdım. Bizim bekçi bekliyor. Karma, Türk askeri Mehmetçi. Geç şöyle, geç şöyle, geç şöyle, geç, geç. İsmail, ara her yeri. Kimlikleri çıkartın sizde. Kimlik mi? Kimlik. Tanır bizi bekliyor, tanır, tanır. Hepimizi tanır o. Ben kimseye kefil olamam Sami abi. Şimdi Ambur'dan silah çıksa, pankart çıksa, Allah verip göstermesin. Siyasi bildiri çıksa ne olacak? Ne diyorsun be? Ne bildirisi? Ne pankartı bakayım? Torpil yok Sami abi, torpil yok. Kimlikler, kimlikler. Alayım. Bu benim, benim bu. Okey. Tamam. Tanımaz sandığı gösterecektim de. Bu da anamın. Evde başka kimse var mı? Var. Yok. Var gibi aslında yok. Yani kim var? Olabilir daha. Kim var? Şimdi... Merhabalar, hoş geldiniz. Hello. Kim bunlar? Bu benim oğlan. Bu... Dayımızın oğlu, Almanya'dan ya, dayımızın oğlu. Ya, hello. Herhaus, the bayanıdır. Puff. Ya, pöf diyor. Ya, Ahmet abi. Günaydın diyor, hoş geldi, hoş geldiniz diyor. Hala. Pöf, hala. Börek yaptım da onu ikram edeyim demiş. Çocuklar sabah köründe kalktınız değil mi? İhtilal yaptınız, yazık, acıkmışsınızdır. Birer dilim alın. Teşekkür ederiz. Hala. Olmaz, aşk olsun. Aşk olsun, vallahi kokmuştur şimdi. Çocuklar birer tane alsın. Aa, hadi bakayım, hadi otur. Otur iyi, otur. Otur. Ya Ruge, çocuklara emir verme ya. Komutanları var. Tamam, o da yesin. Ya komutan, Ruge'nin börekleri çok güzeldir ya. Buyurun, alın bir tane. Mis gibi de koktu ya. Oğlum alın birer tane. Ben aramaya devam edeceğim komutanım. Emirler kesin. Sait, bana emirleri öğretme. Canımı sıkma benim. Dur ben ayran da getireceğim sana. Dur, dur. Afiyet olsun. Bastas memleket. Ich bin Hamburger ya. Wunderbar. Ah ya. Ne diyor bu? Şöyle diyor. Memleket nere hemşerim diyor. Ben diyor Hamburgluyum da diyor. Sen nerelisin diyor. Sivas, Sivas. Vay Sivaslı. Şafak kaç? 97. Oo, sen yemişsin askerliği ya. Maşallah. Sivas ha? Sizin yemekler de muazzamdır ya. Böyle ekmek aşığı, Sivas kömbesi. Of, of. Sizin yemeklerin yanında bizim böreğin esamesi okunmaz ama. Bu da nimettir çok şükür. Eyvallah, afiyet şeker olsun. Valide de çok güzel yapar ha. Ellerine sağlık. Eyvallah. Çok güzel olmuş. Var mı yavuklu? Nişanlım var, beni bekliyor. Dönüşte düğün var ha? İnşallah. Hadi hayırlısı bakalım. Ya Sivaslı. Aslında benim de bir sevdiğim var. Gülden. Adı Gülden. Böyle çok yakın görünüyor ama sanırsın dünyanın ta öbür ucunda. Böyle elimi uzatsam yakalayacak kadar yakınım ama uzatamıyorum işte. Bazen elinden tutayım diyorum şöyle. Doya doya saçlarını koklayayım diyorum ama neyse. Boş. Olur inşallah. Olur. İnşallah. Ya. Onda bak. Evet, çeneyi bırakalım. Aramaya devam. Emredersiniz komutanım. Dur. Aramaya devam değil de.
Şu ayrandan da bir, hadi birer tane için, hadi çocuğum. Ya komutanım, Ruşen'in ayranları çok güzeldir ya. Buyurun alın sizden. Bu ne misafirperverlik? Ha? Ne ayrandı şöyle buydu? Bir şey mi saklıyorsunuz siz? Ha? Aramaya devam oğlum. Emredersiniz komutanım. Yok, yok hayır. Ver bakayım onları. En güzel tarifler. Ne tarifi bu? Bana bak. Bana bak Sami abi. Yoksa bunlar bomba tarifi mi ha? Ojdere! Ojdere! Nevinize bak, dersize bak. Üzerinde yazıyor işte en güzel tarifler. İçinde de en güzel pasta, börek, çörek tarifi var onların. Ha, demek Sami abi sen bunlara bakır yapırdın o kadar pastaları, börekleri ha? Nevinizsiz, dersiz. Yok var evladım, yok bebekçi evladım. Yok bre, nasıl öyle değilsin? Nasıl? Ben onu aldım gelinime. Onu aldırdım torunuma. Dedim al, yap alışsın anası biraz yapsın pastalar, bürekler hiçbir şey bilmiyor. Evet, evet babaannem doğru söylüyor. Vallahi ben aldım anneme onu. Evet ama ne oldu? Hiçbir faydası olmadı. Gene bilmeyi, gene bilmeyi, gene bilmeyi. Anne, sırası mı şimdi burada evler havada bekliyoruz böyle? Sırası tabii. Ne umaysın sen? Bak gelmiş o kadar misafirler evimize, ha? Ne bir börek, ne bir çay, ne bir şeker, ne bir balya, ne bir limonata, ne bir pogaça, ne bir şey. Hiç bir şey çıkarmaz mı insan buraya? Ah, nerede o eski gelinler, ha? Ah, ustay Fato, ustay Fato. Ne söylüyor bu teyze? Siyasi şarkı mı bu? Yok ya. Bizim oğulların türküsü bu. Sen karışma Sami abi, sen karışma. Belki de siyasi bir şey söylüyor annem. Baba indireceğim şimdi görsün siyasi kendini. Yasamada isirota nemam darova. Aman aman nemam darova. Ah Fato, agri ayaklarım evladım, oturam mı ben? Ne kadar güzel söylüyor ama değil mi? Komutanım, bunun bıyığı hiç gurbetçi bıyığına benzemiyor. Solcu musun sen? Sol... Bas solcu! Ha solcu! Nein solcu, ehbinlik solcu! Komutanım, vallahi bu bıyık... Son dönemde Almanya'da gençler arasında çok modaymış. Ya? Kaç kere söyledik. Ya dedik kuzen şu bıyığını dedik kes dedik. Ya. Bak seni biri görürse solcu zanneder dedik. Yok anlatamadık. Ya. İçeride bunları buldum komutanım. Aferin hadi ya. Ayşegül tatilde. Ayşegül Hindistan'da. Ayşegül tarlada. Kim bu Ayşegül? Ay o benim çocukluk kahramanım. Örgüt lideriniz miydi peki? Ayşegül tatilde ne demek? Yoksa operasyon başlasın mı demek? Yok, yok ya. Ne operasyonu? Sen söyle ne operasyonu? Komutanım bir şey saklıyorlar. Ay yok canım bir şey saklamıyoruz aa. Evladım çocuk kitabı bunlar. Komutanım Kıbrıs harekatı nasıl başlamıştı? Nasıl? Ayşe tatilde çıkmamış mıydı? Evladım. O Ayşe bu Ayşegül. Allah Allah. Yahu bak işimize bakalım. Bozdurma benim ağzımı. Peki komutanım. Bu da mı çocuk kitabı? Siyasi tarih. Ya onun siyasetle bir ilgisi yok. O tarih kitabı ya. Nasıl yok? Üstünde bir de siyasi yazıyor. Bu benim kızımda da var ya Sait. Peki o tarih. Bu ne komutanım? Üniversiteye giriş hazırlık kitabı. Hangi üniversiteye girecektiniz? Nerede eylem yapacaktınız? Neye hazırlık yapıyordunuz? Biz bir şeye hazırlık yapmıyorduk. Bir üniversiteye giriş durumumuz da yok. Bir şeye hazırlanmıyorduk biz. Evet evet o üniversiteye hazırlık ya. Şimdi bak abi versene bir göstereyim. Bu şeyler falan var böyle. Testler mesler var. Mesela bir okuyayım bir tane diyor ki. Üç işçi bir işi birlikte çalışmak suretiyle 4 günde bitiriyorsa diyor. Hangi işi? Kim bu işçiler? Sağcı mı solcu mu? Bölücü mü? Yoksa anarşit mi? Yok yok bunlar normal işçi. Normal işçi mesela diyor ki birinci işçi diyor aynı işi tek başına 12 günde yapıyorsa diyor. Öteki işçiler nerede? Nereye gitmişler? Greve mi gittiler? Ay. Yoksa devrim yapmaya mı gittiler? Ay. Yok. Hepsinin tek tek isimlerini istiyorum. Sait.
abuk subuk sorular sorarak bozdurma ağzımı. Emirler kesin komutanım. İşçileri bunlar organize ediyor. Ha yok çocuk, aa. Hallettik baba. İyi efendim. Şöyle bak, asker abiler geldi, evi arıyorlar. Kenarda durun, ayak altında dolaşmayın. Hadi bakalım. Velkommen asker abiler ya. Nasılsınız, nasıl gidiyor ya? Ben de askerim. Gözümü yatırdım, sıramı bekliyorum. Yani bana bir şeye ihtiyacınız olursa, tüfek falan fazla varsa bana verebilirsiniz yani. Yardım edebilirim size. Komutanım tüfek diyor. Ver bakayım lan ya, lazım olabilirse bana. Dur, kapıda bak! Ya oğlum şöyle kenarda dur ya. Allah Allah. Kusura bakmayın komutanım, şimdi bu dövizli askerlik için geldi. Siz de görünce böyle havaya girdi tabii. Benim oğlumla yeğenim aslında öyle onlar. Evet. İlfin Şahin. Ya ya. Komutanım bu evde çok fazla Almancı var. Bir şey saklıyorlar. Öyle mi? Şişt! Nevzat! Ne yapıyorsun ya? Benim kılığımı, kıyafetimi yapmışsın. Üst baş bana bak. Bu, ne zaman gitsin? Ah bu kardeşler. Ya. Ya, yok bugün niye onu mu giydin, niye bunu mu giydin, niye gömleğimi? Her gün kavga. Hiç anlaşamaz bu. Ya, ya, ya. Ya. İçeride başka bir şey bulamadım komutanım. Ya bir haber ver ya. Bence daha fazla aramalıyız komutanım. Bir şey saklıyorlar. Ya kardeşim biz bir şey saklamıyoruz. Benim çocuklarım bunu öyle anarşiyle falan alakası olmaz. Biz onları hep ayrı tuttuk değil mi Fehmi'ciğim? Yani bizim tek derdimiz bu çocukları böyle güzelce evlensin. Hayırlı bir kısmetli bir de SSK'lı işleri bulsunlar. Derdimiz o yani. Her house the binder. Ya, ya, o. Ya, ya nasılsınız? Yine iyisiniz inşallah diyor. Ha, ya. Komutanım, benim bir maruzatım var. Şimdi Sarıyer'de futbol seçmeleri vardı. Eğer müsaade ederseniz ben kenardan gitsem Sarıyer'e. Nereye gideceksin? Sarıyer'e diye düşündüm ama galiba pek uygun değil. Ben durayım evde. Burada bir şey yok, gidelim. Emredersiniz komutanım! İyi görevler. Çok, sağ olun. Çok kalktı mı? Of! Ne yapacağız biz böyle ya? Oturacak mıyız böyle tavuk gibi? Hakikaten ya, kaç gün sürecek bu böyle ya? Söylemediler, bekliyoruz işte. Pişti falan oynayalım bari, vakit geçsin. Aha! Bana uyar. Ya? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun Fehmi abi? Aynı be ya. Aradılar mı sizde? He aradılar. Bizi de aradılar be ya. Ne kadar sürecek bu abi böyle be? Ha? Ne kadar sürecek bu askerler? Ne zaman gidecekler? Ne bileyim ben. Ha Bekir. Bekir bilir Bekir. Ha. Bekir. Efendim Fehmi abi? Ya bu sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek daha? Vallahi bilmiyorum Fehmi abi. Bana de bir şey demiyorlar. Ne demek demiyorlar? Sen demiyordun bu sabah. Kenan Paşa beni aradı diye. Söylemedin bir şey sana? Aradı, söyledi. Devlet sırrı. Hem siz ne güzel evinizde oturuyorsunuz. Ne istiyorsunuz ki? Ne demek ne istiyorsunuz ki? Allah Allah. O zaman kulağışa gelsin otur bakayım anamla karınla yan yana. Bana bak. Efendim Fehmi abi. Niyazi'yi içeri almışlar doğru mu ya? He he aldılar. Ne yapmış ki? Ne yapmış ki ne söz ya? Tiyatro yapıyor daha neyiz? Tiyatro yapmanın ne sakıncası var ya Bekir?
Ya öyle deme Fehmi abi, öyle deme. Bu tiyatrocu, yazar, çizer tayfası kadar bu millete zararlısı yok. Hep bu bölücülükleri bunlar milletin kafasına sokuyor. Git bir kere ya, git. Cahil cahil konuşma ya. Kulaklarıma inanamıyorum. Ya Sami abi, Fehmi abi bana cahil mi dedi? He, sana dedi, cahil dedi. Alın bakalım içeri sanatçıyı, düşüneni, tiyatrocuyu, okuyanı, şairi. Allah Allah, esas onları içeri aldıysanız bu memleket böyle ölür ya. Ya Sami abi, bu Fehmi abi de az anarşik değilmiş ha. Hadi oradan densiz. Vallahi şimdi densiz. Sinirli be. Sen ne uğraşıyorsun Fehmi abiyle? Sen kendi işine baksana. Konuşma, konuşma. Gir içeri. Ha, Bekir. Ha. Açık fırın görürsen 3-5 tane ekmek alsana bize. 3-5 tane ekmek. Oldu. Koskoca bekçi üniformasına sana 3-5 tane ekmek taşıyacak. Daha neler? Hadi gir içeri. Koskocaymış. Oradan bakınca öyle gözükmüyor ama. Armut. Ney? Mahmut, Mahmut. Ha, iyi. De gir içeri. Armut. Yani? Abi atsana hadi ya. Ya pardon, çok canım sıkkın. Acaba bizim çocuklara ne yaptılar? He? Nevzat, bir sorayım istersen he. Otur. Kağıdını oyna. Ne iyi. Hadi ortak bak, paneyle kestim. Çak pişti, çak pişti. Şahin, ben diyorum ki bizim çocuklara fena çakacaklar. Sen hala pişti çak diyorsun ya. Nevzat, arkadaşlarını çok merak ediyorsan git teslim ol. İstersen onlarla aynı yere kapatsınlar seni. Yani yok be Ahmet abi. Sonuçta onlar devrimciler yani. Başlarının çaresine bakarlar. Ben iyiyim burada. Biz oynayalım. Ya, yakalayın. Pişti abi. Ya Seçil yurt dışına kaçtı. Sarıyer'in seçmelerini kaçırdım. Darbe sanki bana yapıldı ya. Vallahi dediler ki Çağatay'a darbe yapalım dediler. Bu ne ya? Tatlı yatsana ya. Hadi. Al be. Kasistanı basa. Gördün mü? Pişti çaktı. Gel buraya, gel buraya. Ne demek ya pişti çaktı? Ver bakacağım. Neyi bakacaksın? Ya ver şunu. Abi ya şunu kapatalım. Vallahi beynime beynime vuruyor ya. Sabahtan beri içim sıkıldı ya. Haklısın. Şunu ver. Evet. Şunu ver. Şahin niye vereyim ya? Ver kağıdı, oyun bozanlık yapmadım. Ama yaptım ya. Tam Almansın işte bak. Tam Almansın. Kızım biraz büyük kes hamurları. Büyük kes böyle ağza gelsin. Dolu dolu olsun. Ağza gelsin. Hamur gelsin. Doyurur. Çok iyi doyurur. Bu ne? Az kıyma koy ya. Mantıya o kadar kıyma koymuş, çok koyuyorsun kıymayı. Kıymayı çok koyuyorsun. Ne kadar gerekiyorsa o kadar koyuyorum Fehmi'ciğim. Ne kadar gerekiyorsa o kadar. Allah Allah. Ya sokağa çıkma yasağı 10 gün sürerse ne yapacaksın? Çok ararsın o zaman o kıymayı. Çok. Ama babacığım ya çiğ çiğ hamur mu yiyeceğiz? Olmaz öyle ya. Evet, evet. Makarna yapın ya. Bakkal kapalı, manav kapalı. Her taraf kapalı. Yani idareli olmak lazım ya. Savaş gibi bir şey şu anda. Tamam Fehmi'ciğim, ayarlıyorum ben. Ayarlıyorum, ayarlıyorum diyorsun. Mantının içine neredeyse köfte koyuyorsun ya. Ay sen nasıl yoruldun değil mi? Saat 4'ten beri ayakta... Uyusana sen açık. Evet, evet. Gidip yatacağım biraz. Yatacağım biraz. Yalnız az koy kıyma. Kıymayı az koy. Buraya bak. Neredeyse dalyan köfteyi oturtacak böyle mantının içine ya. Ha. O... Bizim evden çıkan üniversiteye hazırlık kitaplarının ne işi var bu evde? Onlar baba, şeyin onlar. Gülden yok muyum arkadaşım? Gülden bırakmış. Ha? Gülden'in. Ha, Gülden'in. Az koy. Kıymayı az koy. Ay bu sokağa çıkma yasağı böyle devam ederse orta yerimden çatlarım. Ben sana söyleyeyim mi? Kaynana gibi vır 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 başımda mı duracak bu benim böyle? Ya şimdi düşündüm de neredeyse mantığın içine bir bütün dana koyuyorsun ya. Yavaş, az. İdareli ol, idareli. Tamam. Koy bakayım.
De erişte yapalım yiyelim. Oldu çocuğum. Sen de bu babana uyuyor. Ya Ahmet abi ya, bu sokağa çıkma yasağı hep olsa, sen şun. Ya oğlum gelsene şuraya ya, ne alakası, gel şöyle. He, ne, nik nik ya, siz devam edin ya, siz devam edin, ben yokum. Ya böyle hiç bitmese ya, hep böyle bakışsak, çok güzel oluyor he. Ne yapıyorsun bakalım sen burada, ay alet gibi dikilmişsin öyle. Hiç baba, hiçbir şey yok. Ne yapıyorsun, hiçbir şey. Senin ulan saç aklı var ya, saç aklı. Ne olacaksın o saçları senin? Pef ya! Ahmet abi, ya bu askerler diyorum, Erol Taş Baba Sami'yi götürseler he. Sami abi askerler niye götürsünler ki? Ölücülüktür. Ya, Elvan'ın aşkımızı bölüyor. Ondan. Lan singin. Ya ne yapayım ya? Benim de kalbim var ya. Nereden buluyorsun lan bu Şükriye abla kız. Ha canım. Ay sokağa çıkma yasağı bitti mi? Bitmedi, bitmedi bak. Ay ne yapacağız? Alışverişe de gidemedik. Dolabı gör, tam takır kuru bakır. Çocuklar evde makarna yemekten içleri bunaldı ya. Sorma, sorma. Sami de evde bütün gün çenesi durmuyor. Evde hiçbir şey kalmadı. Ama bir bakıma da iyi oldu kız. Vallahi baksana olaylar şıp diye kesildi, çıt. Evet, orası öyle. Şükriye! Ah, ah. Şükriye! Ay. Şükriye! Bir de benim şu kaynanayı götürüverseler. Ofu! Ofu! Kız, kız, ekmek arabası geldi. Şükriye abla, komşular, Rukiye abla. Rukiye abla yetiş, ekmek arabası geldi, koşun. Sayın vatandaşlar, ekmek arabası geldi. İsteyen ekmek alabilir. Rukiye, Rukiye. Hah, ekmek arabası gelmiş, hadi koş. Tamam. Nurten, bana da bir tane salla. Tamam. Hah. Her yer, her şey güzel. Ya bana bir tane karpuz versene. Tabii Mehmet abi. Dur ben şimdi ne yapacağım? Mesut! Bak. Oğlum ya ne oldu bu oğlanın sünneti senin? Yattı değil mi? Sorma birader ya. Yamulduk. Yani eşek şakası gibi mevzu oldu değil mi? Ya bak bir de bana kızıyorsunuz. Şaka yapıyorum diye. Sana. Asıl şakayı Kenan Paşa yaptı. Birader bu cemseler var ya bu cemseler. Oradaki tanklar kimsenin değil. Benim üstümden geçti be. Ne güzel sünnet yapacaktım. Takı takacaklardı. Altına boğacaklardı bizi. Oynayacaktık be. Ama geldiler darbe yapacakları tuttu. Al abi. Sonra hesaplaşırız. Ama çıkacağım Kenan Paşa'nın karşısına. Topuk selamımı vereceğim. Kısa künyemi okuyacağım. Mesut Durmuşoğlu Buca. Böyle 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 diyeceğim. Zararım bu kadar diyeceğim.
Ordu karşılasın bile der zararımı. Böyle olmaz. Deli bu ya. Mesut, kardeş bir çay versene ya. Evde oturmaktan çatladım ya, vallahi. Tamam, veririz. Çay getir oğlum. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sokağa çıkma yasağı biraz daha devam etseydi... ...ben her şeyi göze alıp sokağa atacaktım kendimi. Ne abicim ya? Bizim kaynanayla aynı evde yaşayacağıma... ...gider Selimiye kışlasında paşa paşa hapisimi yatarım aga. Ya öyle söyleme. Hiç iyi haberler gelmiyor oradan. Bayağı zorluyorlarmış bu siyasileri ha. Ya ya ya. Çok iyi oldu. Bak, huzur içinde sokağa çıkamıyoruz artık. Ya helal olsun Evren Paşa'ya. Ya şimdi biz kaça kadar serbestiz? Gece 12'ye kadar dediler birader. Gece 12 mi? Oho! Sen 12'den sonra sokağa çıkıyordun ha. Allah Allah. Mesut, 3 tane çay, 3. Geldi Fehmi abi. Oğlum 3 tane çay yolla bakayım. He? Ne yapayım be? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun? Aynı. Seni tutuklamadılar mı be? Niye tutuklasınlar? 40'a atılıksın ya ondan. Fehmi abi bak ama ne kadar güzel oldu değil mi? Bak anarşik hemen şıp diye kesildi. Dur bakalım. Sonu nasıl olacak? Önemli olan o. Ne demek? Ne demek sonu nasıl olacak? Sonu güzel olacak. Ne kadar güzel olacak? Şey olacak. Memlekte huzur gelecek. Sami, bugün iki kere askere kimlik gösterdim ya. İlk kere. Ev aradılar biliyorsun. Her an bir daha arayabilirler. Yani suçlu suçsuz demeden gençlerin kaşına gözüne bakıp alıp kışlaya götürüyorlar ya. Olacak hiç mi bu? Ha, bu iş gidiş değil, yanlış bunlar. Çok yanlış. Ya Fehmi abi, tamam doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun ama... ...onların da suçu olmasa neden götürsün ha kışlaya? Çünkü güç onlarda artık. Gücün en kötü yanı nedir bilir misiniz? Neymiş bakalım söyle. Güce sahip olan güce alışır. Gücü her geçen gün daha çok sevmeye başlar. Güce tapmaya başlar. Güce sahip olan onun bağımlısı olmak zorunda kalır. Artık kolay kolay vazgeçemez. E'si askerler orduyu yönetiyorlardı. Artık tüm ülkeyi yönetiyorlar. Savaş için eğitilmiş bir güç kanunların, hukukun da başına geçti. Bu kadar güç mutlaka bir maraz doğurur. Çok doğru ya. Çok doğru. Duvar yazıları konusu da çok titizlermiş ha. Hepsini tek tek sildireceklermiş. Bana bak, şu sizin yan cephe için de bir yeşil boya bulalım da... ...yamalı bohçaya dönün sokak ya. Sileriz. Askerler senin dükkanı aramışlar ha. Ya sorma. Bir sürü kaset alıp götürdüler. Ucuz yırttık ya. Ben de az kalsın Selimiye'deki koğuşlardan birindeydim vallahi kardeşim. Bu iş iyi değil Ergun. Ne işi? Darbe işi mi? Evet. Saçmalama abicim ya. E ne güzel işte. Ulan iki gün önce giremediğimiz sokaklara şimdi elimizi kolumuzu sallaya sallaya giriyoruz. Lan kahveye çıkamıyorduk be oğlum. İyi de çocukluğunu bildiğimiz bir sürü arkadaşı alıp götürdüler. Ne olacak onlar? Ne zaman çıkacaklar? Çıkarlar. Niyazi'yi de götürmüşler. Biliyorum gözümün önünde alıp götürdüler. İçeride bol bol Shakespeare oynar artık. Ergun gülme ya. Tamam Niyazi'yi biliyoruz. Siyasetle bir ilgisi yoktu. Hani onu boşu boşuna götürdüler ama... ...yani ben şimdi gitsem şu askerlere senin için bu adam komünist desem... ...sorgusuz, sualsiz seni alıp götürürler. Bu iş bu kadar kolay. Ben de burada senin ağzını burnunu kırsam seni susturdum diye bana da madalya verirler. Abi bu sabuk konuşma ciddiye alıp götürecekler şimdi. Selamünaleyküm. Nasılsın Sivaslı? Eyvallah sağ olasın. Devreye geziyoruz artık. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Hadi iyi nöbetler. Allah'ım ya. Ne ara muhabbet kurdun? Birlikte patates mi soydunuz? Yok. Bizim evi aramaya geldiler. Ayaküstü biraz konuştuk olanla. Sivaslıymış. Nişanlısı varmış. Dönünce evlenecekler. Şafak 97 idi.
Bugün 96 günü kaldı olan. Hadi bakalım. Masalcı dede ya. Abuk sabuk herkesle muhabbet içinde çıldıracağım ya. Allah'ım ya Rabbim. Agah gün müsün, nesin? Ay seninle muhabbet kurmuşum yani. Daha ötesi var mı? Her gün. Şaka mısın sen? Şakayım ben. Darbe şakası mısın? Nesin sen? Bir seni alıp götüremediler. Herkesi götürdüler. Debi dedi Ecevit'i Erbakan'ı tutmuşlar. Götürmüşler Hamza Kaya. İyi etmişler kardeşim. Vallahi onlar da birbirlerini yiyip duruyorlardı ya. Ya yapmayın arkadaşlar ya. Yapmayın. Ya siyasetçiyi içeri atarsan... siyaseti kim yapacak? Siyaset yapmak başka bir şeydir ya. Fehmi abi, memlekette adam mı yok? Evet abi, rekaya doğru söylüyor. Bulacaklar birilerini, koyacaklar gene partilerin başına. Ya bu işler daha ne kadar sürecek acaba? Düğünleri de yasaklamışlar. Ya 15 güne falan biter mi ki? Asker en az 2 sene başımızda kalır. Oh! Vallahi de. Evet. Memlekette işlerin bozulduğuna hepimiz şahittik ama... düzelip düzelmeyeceğine askerler karar verecek. Hiç kimse elindeki gücü bırakmak istemez. E onlar da bırakmayacaklar. 1 sene, 2 sene, belki de daha uzun. Yahu desene eskiden çocuklar anarşiye karışacak, anarşiye kurban olacak diye korkuyorduk. Şimdi çocuklarımız tutuklanacak diye korkuyoruz ya. Ya biz hep mi korkacağız ya? Güç, ona esir olanlara zamanla zarar vermeye başlar. Umarım Kenan Paşa elinde bulundurduğu gücün esiri olmaz. Sen duruş! Hey! Hamza! Sen duruş! Hey! Hamza! Helal olsun komutanım! Bravo Mehmetçik! Uygun adam, var! Söyledikten sonra burada ünlü oldu. Oo bak kim geliyor. Aa Gülden. Gülden değil oğlum, Ceyda sarı sarı giyinmiş. Ergun sus. Merhaba Ahmet. Merhaba. Merhaba. Merhaba Gülden. Seni çok merak ettim. Askerler götürdü diye vallahi çok korktum. Ay. Yok canım, beni niye götürsünler? Bir yanlışımız yok çok şükür. Ceyda da gidecekti ama darbe olduğu için kalmaya karar verdi. İyi ay var. Evet. Vallahi 2 gündür evdeyiz, çatladım. Şurada bir muhallebi mi yesek? Hadi Ahmet sen de gel. Bak ağlıyordun sabahtan beri. Muhallebi, 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 muhallebi. Kısmet ayağına geldi. Hadi bakalım muhallebici. Evet tamam o zaman. Hadi o zaman. İyi tamam. Gidip muhallebi yiyelim o zaman. Hanim işte hanim ne iş muhallebisi. Afiyet bal şeker olsun koçuma. Sıçratmadan, yandan yandan. Anneciğim, hı. Ya şu üniversite işini babama söylesek artık. Çocuk, ülkede darbe oldu. Sen hala üniversite diyorsun. Ben anlamıyorum artık ha. Ya tamam işte, oldu, bitti. Ne güzel silahlar sustu, her şey yolunda. Ya üniversiteye gidilebilir. Değil mi? Tamam, sen git. Git üniversiteye çocuk. Git, alsınlar götürsünler seni askerlerde görgününü. Bak Ulvi Hanım'ın kızını almışlar siyaset yapıyor diye içeri. Anne ben siyaset mi yapıyorum ya? Yapıyorsun. İşte şimdi siyaset yapıyorsun. Buyur bakalım. Annen olarak diyorum ki sana, SSK'lı biriyle şöyle güzel bir yuva kur diyorum ben. Sen evin içinde anarşi yaratıyorsun.
düzene karşı çıkıyorsun, otoriteyi de iktidarı deviriyorsun, bana karşı anarşi yapıyorsun. İstiyorsan bu siyaset. Ay anne vallahi duyan da var ya seni Nazmiye Demirel zannedecek yani. O kadar yani. Allah billah vereceğim darbecilere. Tövbeler olsun ya. Bak kapıya. Allah üniversiteler götürsün ya. Merhaba komşu. Merhaba Yeten abla. Hoş geldin canım. Gel. Hoş bulduk canım. Ay birer kahve içelim de şu darbeyi kutlayalım dedim. Ha. Değil mi? Bir iyi oldu sanki ha? Nurten'cim vallahi böyle sokaktaki o gece vakti çatışma falan bir durdu. Ay tabii canım çok iyi oldu da şu Kenan Evren ne heybetli adammış. Vallahi bayıldım. Kaşını böyle çata çata bakıyor da inan olsun ben ana aşık olsam kaçacak delik arardım diyeyim yani. Nurten, he. Ben ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Biz şu Nazlı'ya acaba diyorum asker bir kısmet mi bulsak? He? Bak. He? Böyle bak. Assubay olur. Albay olur. He? İşte baktığında şimdi en üst şeyde onlar yani. Değil mi? Vallahi çok iyi düşünmüşsün de ben nasıl onu hiç düşünemedim. Olsun, sağlık olsun. SSK'ları var değil mi onların? Aa, emekli sandı onlar. Ha, daha bir şey. Tabii daha şey oldu. Bir kızım, lojmanı var, yeri gelirse tatili var. Ondan sonra hep böyle koşulları var yani. Ay tabii bir şey ne diyeceğim. Diyorsun sen? Ay kraliçeler gibi yaşar vallahi. Hayatını yaşar. Hayatını yaşar. Tabii canım. Ay hayırlısı Allah'ım inşallah. Huysuz biraz bu ana biraz huysuz. Ay ne iyi oldu. Vallahi babam her gün arayıp dikkat et olaylara karışma başına bir iş gelmesin diyordu. İlk defa bugün aramadı. İç rahat etti herhalde. Ne güzel. Biraz kalırsın o zaman. Ay vallahi darbe tam zamanında oldu. Yoksa dün yola çıkacaktım. İyi. Ayrılacaktık. Ceyda'cığım yani hemen bugün gidebilirsin aslında ya da yarın yani sonuçta yurt içinde bir seyahat şeyi yok, problemi yok. Yurt dışı seyahat yasağı var. Olsun ben bir süre daha kalmayı tercih ederim. Sakıncası yoksa tabii. Yo, ne sakıncası olacak canım? Tabii tabii. Bence de biraz daha kal. Ortalık daha yatışmadı şimdi. Hani yollarda kontroller falan var, orada başına bir şey gelmesin Allah korusun. Sen de dikkat et kendine olur mu? Yani böyle ortalıkta falan çok dolaşma tamam mı? Olur dikkat ederim. Yani içeri düşsem üzülür müydün? Ay üzülürdüm tabii. Gülden sen? Ben mi? Ben... Niye üzüleyim canım? Yani sonuçta suçluysan cezanı çekeceksin değil mi? Ya suçsuz yere içeri girersen? Allah korusun. Benim canım yani zorla içeri alıp işkence yapacak halleri yok herhalde. Suçsuzsan belli olur ve çıkarsın. Elvan. Şahin. Abi, nasılsın? İyiyim. Ben çok merak ettim seni ya. Merak mı ettin? Ya. Neden? Ya neden? Çünkü görmüyor mu ya? Kim aldıkları belli değil. Bundan çok korktum ben ya. Ben iyiyim Şahin. Sen kendini koru. Heh, iyi iyi. İyi iyisin sorun değil. Ya şey söyleyeceğim. Ben galiba beni kesin alacaklar ya. Ben suç işledim. Büyük suç işledim. Cezalıyım ben. Suç mu işledi? Evet. Ben sana aşığım Elvan. Şahin bak hemen gitmezsen babam gelecek. O zaman darbeyi göreceksin. Tamam oldu. Mavişim benim, mavişim benim. İhli beni, ihli beni. Hani... Bir gelirse Ahmet abi. Alo, alo. Ne yapıyorsun Ahmet abi burada? İki tane bıldırcını almışsın ya. Şahin. Ben çöldüğüm ya. Bir şey söyleyeceğim Ahmet abi. Şahin, kaybol ama fazla toz kaldırma olur mu canım? Ahmet abi, abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gelb adalıyla ihfas nicht, aber das ist dann umezak bu minikti o da. Sie oder sie, ihfas nicht, pafanırsın sana. Yemin ya Şahin! Thank you.
Al bakalım sıcak sıcak yapıştır. Afiyet olsun. Aleyküm selam. Susmuş efendi. Allah. Hayrola Recep abi? Far görmüş tavşan gibi dondun kaldın. Ya çocuklar. Bu susmuş hala niye ortalıkta dolanıp duruyor? Ha? Bunun evini aramadılar mı? Soru sormadılar mı? E cevap veremeyince tepelere atmadı mı? Niye bunu hala götürmediler? Neden götürmediler biliyor musun Recep abi? Neden? Bence bu susmuş MİT ajanı. Ah. Vallahi bak bu bizden bütün istihbaratı topladı. Bütün mahalleyi izledi, gözledi. Şimdi rapor veriyor. Artık tıkır tıkır herkese alıyorlar içeri kimi dediyse. Vallahi kardeş aynı şeyi düşündüm ben. Bak aklın yolu bir. Vallahi herkes ona güveniyor. Herkes nasıl olsa konuşmaz diye ne varsa döküldü ya. Yok be ya. Ajan macan değildir o. Ya şimdi askerler bu konuşmuyor ya. Onu değil siz sanmıştır ondan ellememişlerdir. Yok yok. Bence MİT ajanı. ben Allah'tan askeri yanındaydım biliyorsunuz. O zaman beyler. Kim susmuşa ne söylediyse iyice ne bir düşünsün. Vallahi dediği gibi MİT'çiyse her an içimizden biri şu cemselerden birine zıplatılabilir. Demedi demeyin. Demedim. Hey, dedim bile de. Ya susmuş gel. Susmuş gel. Otur. Hoş geldin. Dur ben vereyim. Dur sıcak. Benim çayımı içeceğim. Bu daha sıcak. Vallahi ne kahve yapıyorum. Konuşayım ne yapacaksın? Ama... Ah be Nazlı canım. Hasretinden varlığım eski. Ne var? Ya bir gel bir şey diyeceğim. Hayır ya deme. Ne diyeceksin deme. Burada söyle. Ya öyle mi? Madem istiyorsun o zaman bağıra bağıra söyleyeyim. Hayır tamam sus. Geliyorum o dışarı söyle. Gir içeri. Ne var? Kız şu son geçen iki gün dünyanın en uzun iki günüydü biliyor musun? 48 saat değil 48 asır geçirdim senden uzakta ya. Neden? Çünkü seni görmedim. Seni görmeden geçti. Susar mısın Erman abi? Bu darbe en çok beni vurdu Nazlı. İlk kez baş başa kalacaktık seninle. İlk kez Gülhane Parkı'na gidecektik. Bu darbe resmen bizim ilişkimize vurulmuş bir darbedir be Nazlı. Ergun abi bizim bir ilişkimiz yok. Yok. Bütün bu olanlar bize bir şey anlatıyor biliyor musun? Ne anlatıyor? Her an birbirimizden sürpriz bir şekilde koparılabileceğimizi, ayrılabileceğimizi anlatıyor. Her an birbirimizsiz kalabileceğimizi anlatıyor. Benim sürpriz bir şekilde her an vurulup senin kollarına düşebileceğimi anlatıyor. Diyor ki bize bu olanlar, birlikte olun, tadını çıkarın. Her anın tadını çıkarın. Çünkü her an ayrılabilirsiniz diyor. Gerektiğinde diyor, birbirinize diyor, sımsıkı sarılın diyor. Yavrum. Gelmeyeceğim. Hayır. Hayır. Sen delirdin artık. Delirdin galiba sen. Gelmeyeyim. Abim orada oturuyor diyorum. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim ya. Ya ben tutuklanmaktan yırtmışım. Bu saatten sonra abim bana kaç yazar? Kaç yazar? Ben gidip bir sorayım mı kaç yazar? Gidip ben şimdi soruyorum bakalım. Söylesin kaç yazıyormuş. Gidiyorum. Ağzını yediğim bir kere Ergun de ya. Demeyeceğim Ergun abi. Ya Ergun abi deme beni bitirme. Bu abi abi. Nereden çıkıyor bu abi? Abi ne ya? Dünyanın herhangi bir ülkesinde abi duydun mu sen? Abi bizim popomuzdan uydurduğumuz bir şey ya. Abi neymiş? Şunu bir kere tek başına Ergun diye söyle, sen de daha çok seveceksin. Deyince hoşuna gidiyor. Kız bir kere Ergun de. Demeyeceğim. Kız bir kere de. Hoşça kal Ergun. Diyen dillerini yerim senin ben. Ay senin gidişine. Vay 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 vay. Ergun abiciğim niye döktürdün yemin ediyorum ya. Oğlum sen beni mi dinliyorsun? Yok seni dinlemiyorum. Ahmet abi karşıda ya. Hani aşkına darbe vurulmasın diye onu kolluyordum. Ahmetler götürsün lan seni. Yürü bana bir çay al. Tamam Ergun abicim. Yoksa Ergun mu desem? Ya bu sefer zorladın. Bu sefer zorladın. Hakikaten zorladın ya. Ergun
Susmuş. Ne yapayım be ya? Hani ben geçenlerde askere kızdıydım ya. Ne biçim asker bu be? Memleket bu haldeyken hiçbir şey yapmıyor. Ne korkak paşaymış bu Kenan Paşa. Hiçbir şeyde bulunmuyor, hareket etmiyor. Bir şeyler yapmıyor dedim ya. O aramızda kalsa olmaz mı be? Ha? Ben yoksam Kenan Paşa'ya kızacak adam mıyım? Ha? Kenan Paşa böyle kocaman bir paşa. Adamcağız on numara. Şimdi ben burada cağız derken onu küçümsemek anlamında da demedim tabii bana. Yani cağız demek o samimilik, yani sevgiden ötürü dedim ben ona. Ondan ötürü dedim. Şimdi ben tabii böyle ara sıra sinirleniyorum, tamam mı? O zaman ne dedim bilmiyorum tabii ama o benim kalbim temiz. Ben onu şeyden dolayı söylemiyorum yani, bilerekten söylemiyorum. O an öyle geliyor, öyle şey yapıyorum işte. Susmuş. Dinen gelme bakalım sen benim dükkana, ha? Sen gel bak, ne kadar güzel pastalar var, börekler var, çörekler var. Sana ben, yengen de soruyor, neden gelmiyor diyor. Herkesler geldi diyor, bir tek o gelmedi diyor. Yengen diyor, ben de diyorum. İkimiz beraber yüzüyoruz, sen bak gel, şey yapma. Bu meseleyi de anlattığım gibi yani, tamam? Hadi bakalım, o zaman ben şey yapayım bakayım, hadi bakayım. Bekliyorum bakayım, hadi. Hadi. Müsaade istemeden oturdum ama biliyorsun ben bu mahallede herkese şaka yaptım. Bir tek sana şaka yapmadım. Neden? Böyle görevini çok iyi yapan memura benim korkunç saygım vardır. Hele ki böyle senin gibi, sizin gibi. Neyse. Yani biz zaten güzel güzel sohbet ettik seninle. Yani eğer ola ki yanlış bir şey söyledimse, yani söylememişimdir ama o da affola. Bu arada çok iyi numara bulmuşsun ha. Böyle susunca herkes gelip ötüyor değil mi? Keşke böyle vurmasaydım. Neyse, konuştuk, anlaştık. Çam sakızı çoban armağanı. Buyurun susmuş be. İyisidir. Ahmet, ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Afiyet olsun kızlar. Sağ ol. Ne diyeceğim sana? Hı. Tamam, susmuş var ya. Evet. Onun için MİT ajanı diyorlar, biliyor musun? Olur mu canım öyle şey? Olurmuş işte, herkes söylüyor onu. Bak ne diyeceğim, yanlış bir şeyler söylediysen git onu düzelt, raporu yollamadan hallet. Yok abi, biz ne yanlış bir şey söyleyeceğiz? En fazla kalbimizdekileri açmışızdır. Aşkımızı anlatmışızdır. Aşk mı? Vatan aşkımızı anlatmışızdır. O zaman iyi. Vatan aşkıysa sen yırttın. Eyvah. Ben geçen gün polise söyledim be ya. Ahmet. Efendim? Gülden yabancı değil. Sana bir şey soracağım. Sor. Doğru söyle ama. Tamam. Kalbinde biri var mı? Var. Öyle mi? Kim acaba bu şanslı kız? Tanımazsın. Çok uzaklarda. Başka bir ülkede falan mı? Yani. Öyle de denebilir.
çok uzaklarda ve hiç gelecekmiş gibi görünmüyor. Nasıl yani? Öyle yani. Tutturmuş. Gelmem de gelmem diyor. Belki de gelmek istemiyordur. Ben gelmek istediğine eminim. Bekleyeceğim. Mesut kardeş şunu bozuver be. Dur abicim dur, bozarız. Susmuş bile derim, afiyet olsun. Bir tane daha vereyim mi? He? Şş birader. Şu Kenan Evren hakkında anlattıklarını Susmuş'a da anlatsana bir. Ne diyorsun oğlum? Duyan da bir şey söyledim sancak ha. Allah Allah. Ben Kenan Paşa büyük adamdır dedim ya. O istemiyorsa sünnet minnet yapmam. Çocuğun pipisi bir yere mi kaçıyor dedim ya. Allah Allah. Elbet günün birinde kestireceğiz. Anlat anlat, heyecanlı oluyor. Allah Allah. Sana bundan sonra çaylar beleş. Ah, Çeşme'ye gidiyormuş ya. Hay Allah. Oğlum ya hiç uyuyorsun vallahi Refik. Adam orada yıkıyor bak. Soğuk suyla yıkasaydı ya burada. Yani. Herkese hayırlı işler, bol güneşler. Aha, geldi yavaşı bozuk. Oğlum seni içeri almadılar mı lan? Niye alsınlar Mesut abiciğim? Ben memlekete zararlı bir şey yapmıyorum. Aksine yararlı bir şey yapıyorum güzel abiciğim. Dünyanın dört bir yanından insanların ihtiyacı olan takı, parfüm, saat ve bilimum eşyalardan getiriyorum abicim. Tabii Ali kardeşim. Hepsi fason. Tabii Bahtiyar kardeşim. Bana her şeyi de ama fasoncu deme, gözünü seveyim baba. İyi de ne satıyor şimdilik sen? Evet beyler bayanlar, merdivenden kayanlar. Şu anki getirmiş olduğum bu ürün olmazsa olmaz, onsuz yapılmaz. Her eve, dükkana mutlaka lazım güzel abicim. Hele ki bu zor günlerde. Bu darbe bile hem durduramamış. Ne satıyor gene bu? Hakikat Ali, ne satıyorsun sen? Recep abicim, yemin ederim var ya, bu sattığım ürünü en çok sen beğeneceksin. Vatanını, milletini seven herkesin mutlaka elinde olması gerekiyor. Abicim sen dükkanı bununla üç taneyle donatırsın abi sen bununla dükkanı. O kadar gerekli bir şey yani. Allah Allah, oğlum çatlattın adamı be. Ne satıyorsun lan, göstersene. Dikkat! Evet beyler, karşınızda Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, eşsiz insan Kenan Evren Paşa. Hadi bakalım, pamuk eller cebe. Çabuk, hadi. Ne kadar güzel tablo. Bak, ne kadar güzel çıkmış Kenan Paşa. Sen ver bakayım oradan bana bir tane. Yok, yok. İki tane ver. Birini dükkana, birini de böyle evin girişine asarım ben. Ay maşallah, bak ne kadar güzel. Kenan Paşa'yı da ne kadar çok seviyorum be ya. Kaç para bakalım bu? Evet abi, devam. İki, evet Cevi, evet. Evet, tamam. Şunu alayım ya. Şunları alayım. Evet, oha. Evet. Aha, az bilem neredeyse bu Kenan Paşa'ma. Bak, ne kadar kıymetli. Ali oğlum, bir tane de bana ver bakayım oradan. Hemen abi. Bir daha asker buralarda. Hmm. Al, ne kadar? Ver abi sen şunu. Tablo dedim, çok kıyak olmuş ya. Kim düşünsün diye, vallahi süper olmuş. Değil mi? Ali ya, bu şeysiz çerçevesizlerden ver bana da. Tabii tabii abi. Böyle paşayla sebzeli meyveli olan varsa onlardan. Evet. İçlerinden istediğinden bir tane seçebilirsin güzel abicim. Artık kalkalım mı? Sen kalk istersen. Ben biraz daha oturacağım. Belki Ahmet şu uzaktaki sevgilisini anlatır. Ha, yok canım yani. Benim de acelem yok sonuçta. Biraz daha oturabilirim sizle. Tamam. Allah siz kalın ama benim kalkmam lazım şu hesabı halledeyim. Gülden ya. Gülden. Kalbi doluymuş. Evet. Evet dolu. Biliyor muydun? Yani şeyden biliyorum. Yani mahalleden duymuştum. Kim peki bu kız? Güzel mi? Güzel. Ahmet'i seviyor mu peki?
Hoşça kalın. Şunu bitirsem birlikte kalksak? Olur. Vallahi ne kadar güzel tablo. Hemen gideyim evin en daha güzel köşesine hemencik ısı vereyim. Mesut, sen ne diyordun bakalım? Hadi bana cız. Yakışır bile derime cız. Ali kardeşim, sen de bozuk birikmişsin. Şunu da bir boz hele bana ya. Bahtiyar kardeşim, sen almıyor musun sen? Bak, herkes aldı. Bana her şeyi de ama Bahtiyar kasap darbeye karşı deme. İki gözüm, darbeye karşı olur muyum ben? Benim adım Bahtiyar, sen ver oradan bana o tabloyu. 2-3 tane de küçük ver bakayım hele bir. Heh. 2-3 tane olur mu oğlum? 5-10 tane al. Müşteriyi de dağıt. Param yok, param. Buyur. Selamlar herkese. Aleyküm selam Yeni abi, çay vereyim mi? Senin yüzünü görmeye gelmedik herhalde. Ver bir çay bre, doşayına çay bre. Oğlum ver Yeni abine bir çay. Ooo, Kalimera yani abi. Vereyim sana bir tane Kenan Pasta Posteri, he? Ne yapayım ben onun bre? Öyle deme more. Cumhuriyet tarihinde Atatürk bir, Kenan Pasa iki more. İkisi de vatanı düşmanlardan kurtardı. Bir tanesi iç düşmanlardan, öteki dış düşmanlardan more. O lazım değil bana. Bana her şeyi de lazım değil deme more. Vay, hoş geldiniz gençler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Durumlar nasıl bakayım? Gayet iyi. Baksana ne güzel topluyorlar kendisini. Bakıyorum da rahatsınız ha. Sizi almadılar mı içeri? Rahatız tabii. Bizi niye alsınlar Mesut abi? Komünist miyiz biz? Biz vatanseveriz, milliyetçiyiz. Biz bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü istiyoruz. Çay istiyorsun mu onu söyle. Çay içerim. Hadi git, çek işte, çivi getir bakayım ona, hadi kızım. Getireyim de baba, o ne? Ne demek lan? Kenan Paşa. Sami abi. Efendim. Onu nereden buldun? Nereden mi? Hmm. Ha, şeyden be, Butik Ali'den. Vallahi bu Butik Ali'den korkulur. Dün bir, bugün iki, hangi arada derede bastırmış bunu? Ne kadar güzel olur yuma, ha? Değil mi? Yakışıklama. Hani çaylar Mesut abi? Geliyor bir oğlum. Alper abi, abi kaçın. Ne oldu lan? Anlamadım abi. Askerler bizim çocukları toplamaya başladı. Harbi mi? Bak. Hop. Al. Oğlum. Oğlum. Eyvallah Sami abi. Bu tatlı yediğim en acı tatlı oldu. Neden? Kötü bir haber aldım sonuçta. O kadar üzülme canım. Belki de sevdiğim kız hiç gelmeyecek. Umarım. Niye toplandınız burada? Toplanmadık. Vedalaşıyorduk. Arama yapacağız, kimlikleri çıkartın. Biz biraz önce göstermiştik. Tamam, tamam Gülden bir daha gösterirsin. Hayır, ne olur yani. İncilerin mi dökülür? İyi de... Tamam, şş, tamam. Buyurun. Ne haber Sivaslı? Eyvallah, sağ ol. Şafak kaç oldu şimdi? 96. Eyvallah. Sana bahsetmiştim ya benim sevdiğim kız. Şu arkadaki mor elbiseli olan. Gülden. Allah kavuştursun. Eyvallah. Sen, gel bakayım buraya. Geç şuraya, arama yapıyoruz. Çantaya da bakayım. Bu kitap ne? Bilmiyorum, ilk kez görüyorum. Kimin kitap peki? Ha, benim değil, bilmiyorum. Ay Gülden, ne arıyor bu sende? Bilmiyorum dedim ya, Ceylan.
Oğlum, asker ne oluyor? Bir tane siyasi kitap buldum. Bir siyasinin şiirleri. Kimin? Benim. Al bunu götürün arabaya. Komutanım, araç henüz gelmedi. Öyle mi? Karakola götür. Hadi oğlum. Ahmet. Hakkını helal et Gülden. Gelip de dönmemek, dönüp de bulmamak var ama şunu bil ki ben seni... Hadi oğlum hadi. Düğümlenen hıçkırık olayım. Ahmet. Unutma beni. Nereye getiriyorsunuz Ahmet? Gözümden damlayamayan gözyaşım olayım. Unutma beni. Unutama beni. Gölgen gibi adım adım her solukta benim adım. Ben nasıl... Ahmet'i götürdüler, Ahmet'i götürdüler Ceyda. Senin yüzünden. Ben ne yaptım ya? Kitap senin çantandan çıkmadı mı? Benim kitabım değildi biliyorsun. O da niye benim dedi ki? Ben mi gitseydim? Senin çantandan çıktı. Susar mısın Ceyda, susar mısın? Ne oldu be? Ahmet'i götürdüler Sami abi. Kimler? Askerler götürdü. Ne olursun bir şey yap Sami abi. Güzel götürdüler be. Ya Gülge'nin çantasından siyasi bir kitap çıktı. O da benim o dedi. Askerler de alıp götürdü. Değil mi? Ne kitabı be? Bilmiyorum şiir miymiş neymiş işte bilmiyorum abi bilmiyorum. Eyvah. Yandı o zaman be ya. Yandı mı? Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca. Unutma beni. Unutama beni. Ayrılık acısını kalbinde duyunca. Unutma beni. Unutama beni. Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken, unutama beni, unutama beni. Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken,